fazla şey olan ballarımızı böyle poşetten üstüne koyuyoruz. Arı tekrar yiyor. Burası soğuk hava depomuz. Balımızı burada saklıyoruz. İsteyene günlük 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo ne sipariş çıkarsa satıyoruz. Burada göğe atmaması için soğuk depoda saklıyoruz. Bu da petek kullanmadan çıtayı böyle boş koyuyoruz. Karakovan olarak arı kendilerinden yapıyor. Bu da karakovanın çember tipi karakovan. Ben Halit Yulum, Kuzkıranlıyım. 2000 rakımda arıcılık yapıyorum. 250 arıya bakıyorum şu anda. Balarımız da hakiki. Balımızı da hep evde satıyoruz yani dost arkadaşlara, tanıdıklara, çevreye. Bu yıl hasat tamamlandı. Bu sene o kadar iyi de değildi. Yine de bir tona yaklaştı. Bir bal aldık. Ondan sonra hakiki balla sahte bal arasındaki fark da zaten balı yediğin zaman farklı. Bellidir. Test makinesi olmasa sen balı nasıl ayırtacaksın? 30 yıldır arıcıyım. Ben seçemem şu anda. Ama adam yediği zaman kendisine faydası varsa, fayda ediyorsa demek ki o bal hakikidir. Bir de güvenceli yerde almaları gerekir. Rastgele bal aldığın zaman veyahut da 100 lirası düşük veyahut da 150 liralık ballardan alalım veyahut da şekerli olsa da yine insan neyse adamlar glikoz kullanıyor, her türlü şeyler kullanıyor. Talep çok iyi, bu sanat talep çok iyi. Millet istiyor, istek çok. Günlük 5-10-20 kilo satıyoruz. Satılıyor. Talebimiz bu sene çok iyi. Kilogramını da 500 liradan satıyoruz. Günlük 5-10-20 kilo satışımız var. Satıyoruz işte bu şekilde.